Devren TYT geometri 8. soru. Şekildeki dikdörtgen devriliyor. İşte şöyle bir doğru var. Bu doğrunun üzerine aslında şu doğrunun ne olduğunu da buluruz da sorulmamış. İhtiyacımız da yok. Sorulan soru devrildikten sonra A noktasının apsisi yani şuradaki mesafe ne olur diye sormuş. Verileri bir yerleştirelim. AB kenarı 6 diyor arkadaşlar. Burası 6. O zaman şu kenarda 6 birim şurası. Bu arada bu da dik. Eşitlikler de var. DE kenarı 23. Şimdi az sonra bu eşitlikleri daha iyi kullanacağız. 23. LE 25. Şuradaki kenar. Ben şu uzunluğa renkli kaleme geçeyim. Şu uzunluğa X dersem arkadaşlarım. 25 artı X ise buranın da 25 artı X olması lazım. O zaman buraya X artı 2 gelir. Yani 6 X, X artı 2. Bu üçgende siz bir Pisagor yaparsanız yani şöyle oluyor. 6'nın karesi artı x'in karesi eşittir x artı 2'nin karesi. Pisagor'u da uzatmaya gerek yok. X eşittir 8 gelecek. 6, 8, 10 üçgeni. Şu kenar 8 birim, şu kenar da 11. Şu uzunluk. Üçgen dik üçgen. Bundan sonra sorulan soru bize şurası olduğu için ben bu kenara ne yazayım? A yazayım veya M yazayım şu kenara. M'yi bulursam cevap da çıkıyor. Neyi kullanalım burada arkadaşlarım? Bana şu uzunluk, şu üçgenin benzerliğe gireceğim girmeye de şu üçgenin bir kenarı lazım. Neyi bulabilirim? Dikdörtgenin eşitliğinden arkadaşlar. Şuradaki mesafeden neyi bulabilirim diye bakıyorum ben. 8, 6, 8, 10. Alfa betaları yazarız. Benzerliği kurarız. Ha şunu düşünelim. Şu doğru. Görmesi biraz zormuş hakikaten ya. Şu doğruya paralel. Bu zaten buna paraleldi. Şu oluşan şey bir paralel kenar. Yani şurası 25. Şu kenar. Alfa betayı yazıyorum artık. Alfa beta. Kenar uzunluklarını bildiğimiz şu üçgene yaklaşmaya çalışıyorum. O zaman şurası alfa, şurası beta ve şurası da alfa. Benzerliğe başlıyorum. Alfa m'yi. Diğer üçgende alfa 6'yı. 90, 25'i. 90 diğer üçgende 10'u. İşler dışlar yapalım. Yapmadan önce isterseniz sadeleştirin bir. 5'e 2 gelecek. 2'nin 3 katı o zaman 5'in 3 katı m'yi 15 bulursunuz. Şu uzunluk 15 birim. O zaman A noktasının apsisi 15, ordinat 0'dır arkadaşlar. 15'e 0 gelir. Cevabımız C.